Şimdi öncesi sonrasının bu bölümünde biraz altın fiyatlarını konuşalım istiyoruz. Çünkü altının spot piyasadaki ons fiyatı 2000 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Altının gramına baktığımızda da şu an itibariyle 1994,03'te. Dolayısıyla yani altın her zaman güvenli liman olarak tanımlanır. Altın yatırımı yapmak hep önerilir. Fakat hani bu dönem her zamankinden daha mı öyle mesela diye soralım. Kime soracağız? Mehmet Ali Yıldırım Türkiye soracağız. Mehmet Ali Bey şu anda karşımda. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Şimdi rekor üstüne rekor. Devam edecek gibi evet, de görünüyor mu? Nedir durum şu anda? Ne söyletiyor size bu rakamlar? Şimdi özellikle tabii dış piyasa itibariyle değerlendirmek gerekirse biliyorsunuz işte önceki gün yapılan FED toplantısında bir faiz değişikliği yapılmadı. Ancak özellikle ilk çeyreğin sonunda bir faiz indirimine geçilecek gibi beklenti vardı. Fakat Başkan Powell'un yaptığı açıklamalarda böyle bir sinyal alınmadı ama yılın ikinci yarısından itibaren bir faiz indirimine başlanacak. 2-3 seneden beri sürekli faiz artırımı yapan Powell ve Amerikan Merkez Bankası aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası tabii altın üzerine bir baskı oluşturmuştu ve altın uzun süre pek 2000 dolarları falan göremiyordu. 1750 dolarlara kadar da gerilemişti. Dolayısıyla şimdi bu faiz baskısı kalkınca altının önü biraz daha açılmış durumda. Ama sadece tabii faize veyahut da faiz artırımına fiyatlamıyor altın son dönemde. Özellikle jeopolitik gerginlikler bir süreden beri Ukrayna-Rusya savaşıyla gündeme geldiği gibi şimdi de Körfez'de ve işte İsrail-Filistin savaşıyla da gündemde ve her gün yeni bir cephe açılıyor veya bölgeye daha da yayılabilir mi endişeleri var. Tabii. Bu da Kızıldeniz meselesi var. Gelişmelerden biri. Aynen yani o da var ve o Kızıldeniz meselesinden de bir de biliyorsunuz petrol nakliyatında tabii sıkıntılar var. Aynı zamanda endüstriyel metal veya ürünlerde de özellikle lojistik sıkıntıları var. Bu da tabii piyasaları bir miktar tedirgin ediyor. Temelde zaten Çin'le Amerika arasında bir taraftan siyasi bir taraftan da ticari gizli bir savaşta olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar jeopolitik gerginliği destekliyor. Aynı zamanda petrol fiyatlarının yükseliyor olması veyahut da belirli bir seviyelerden aşağı gelmemiş olması aynı zamanda dünyadaki enflasyonu da etkileyen gelişmeler. Bunlar altın için destekleyici gelişmeler. Dolayısıyla 2022-2023 altını baskılayan faiz şu anda artık baskılamayacak bir pozisyona girmek üzere. Ve yılın ikinci yarısında gerek Avrupa gerekse Amerika Merkez Bankası ve diğer gelişmiş ülke merkez bankaları faiz indirimine geçecek. Bu altını destekleyecek. Şu anda biraz dalgalı bir seyir var. Biraz önce Amerika'dan gelen ekonomik veri bugün önemliydi, tarım dışı istihdam verisi. Onun öncesinde 2055-2057 dolarlar seviyesinden işlem görüyordu. Şimdi o verinin olumlu gelmesiyle beraber 2032-2035 dolara kadar gerilemiş durumda. Aslında trend olarak 2020-2070 bandında hareket ediyor altın. Ama 2070 geçilirse daha önce de gördüğümüz, yaklaşık bir ay önce gördüğümüz 2150 dolar ons seviyeleri, sonra da 2200 dolar ons seviyeleri ilk yarıda görebileceğimiz seviyeler gibi görünüyor. Bu arada ama mesela bizim KJ'de gram altın 2500 liraya çıkar mı diye bir soru var. Hazır onu da cevaplayalım. Evet lütfen. Tabii onu da cevaplayalım Senem Hanım. Özellikle ikinci yarıda da 2400 beklentilerimiz dahilinde altının onsunda dış piyasadaki görünüm böyle. Ama içeri baktığımız zaman bir seçim ortamı var, bir seçim ekonomisi hani uygulanıyor diyelim. Bir taraftan da işte ücretlilere verilen zamlar, emeklilere verilen zamlar bir taraftan da piyasaya likitte sunuluyor. Ayrıca son Merkez Bankası'ndan alınan karar kur korumalı mevduatın tekrarlanmayacağı, özellikle Türk lirası cinsinden tekrarlanmayacağı ifade ediliyor. Ve böylece de vadesi dolmuş olan bu sistemdeki paranın mevduata ve biraz da dövize gittiğini görüyoruz. Aslında mevduata gitmesi hedefleniyordu ama dövize gittiğini görüyoruz. Dövizle çarpan etkisiyle özellikle dolar tabii içerideki altın fiyatını etkiliyor. Ayrıca altının içerideki fiyatını etkileyen bir başka gelişme var.
Bu da altına ithalat kotası getirildiği için sınırlı miktarda altın ithal edilebiliyor. Ama içerideki enflasyonun hala yükseliyor olması, enflasyonun resmi rakamıyla algılanan enflasyon arasında birebir fark oluyor olması, vatandaşın eski alışkanlıklarını sürdürerek parasının değerini, para kazanmak için, parasının değerini korumak için altın aldığını görüyoruz. Bu da daha ziyade işte sizin de ekranda gösterdiğiniz Cumhuriyet altını, evet, gram altınlar şeklinde yatırım tarafında hareketlilik var. Eğer kota konulmamış olsa o zaman altın bugünkü fiyatın çok daha aşağısında olacak. Çünkü şu anda dış piyasaya göre kilogram dolar bazında 2500 ile 3500 dolar arasında farklı oluyor dış piyasaya göre. Bu da tabii içeride TL fiyatını etkiliyor. Serbest piyasadaki fiyat bankalarız piyasanın çok üstünde. Bugün işte yeni zirveleri gördü deniliyor bankalarız piyasa itibariyle, ama biz o zirveleri daha önceden gördük. Şu anda 2070 TL gram seviyeleri zirve seviyesi altın için. Bizde de şu anda 2055-2060 TL'den işlem görüyor serbest piyasada. Ama altını çizmek istiyorum. Yani ithalat kotası kaldırılmış olsa o zaman burada da fiyat muhtemelen 2000 liranın altında olur. Bunu bir gözden geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii vatandaş enflasyonun düşeceğine inandığında o zaman altın almayacak. Ama şu anda enflasyonu düştüğünü çok fazla da inanamadığı için parasının değerini bireysel olarak korumaya çalışıyor. Tabii daha profesyoneller, daha finansal okuryazarlığı yüksek olanlar sertifika şeklinde, fon şeklinde de parasını altında değerlendirmek, hatta bireysel emeklilikle bile altında değerlendirdiklerini görüyoruz. Şimdi altının fiyatının 2500 TL olur mu sorusunun cevabı da evet olur. Çünkü altının 2200 dolarlara gelmesi halinde her halükarda 2500 TL seviyelerini, daha sonra da 3000 TL seviyelerini görebileceğiz. Çünkü orada şu anda 30 lira 30 kuruş veyahut da 30 lira 40 kuruş işlem gören, hatta 30 lira 45 kuruştan işlem gören dolan TL'nin serbest piyasada önümüzdeki dönemde aylık faiz oranı kadar artırımına yani temkinli artışına Merkez Bankası müsaade ettiği için bu rakamın muhtemelen 42, 41, 40 TL seviyelerini görme olasılığı var. Bu çarpan etkisiyle de yılın 3. çeyreğinde benim tahminim 3000 lira ve hatta 3250 TL seviyelerinde görebiliriz. Tabii o zaman çeyrek ne kadar oluyor yani? O zaman 5000 liraya kadar çeyrek fiyatı olacak. Şu anda vallahi, 3450 lira. Bu yaz düğün planları yapanlar yapmasın. Ne dersiniz? Yani çok zor. Yapıyorlar ama tabii evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bir de biz de tabii sektörde hareketlik olması için daha düşük gramajlı ürünler yapmak zorunda kalıyoruz. Örneğin daha önce 10 gramın altında bilezik alınmazken şimdi 5 gram 7 gramlık bilezikler tercih ediliyor. Daha ince, biraz daha yüzeyi geniş, siz şu anda ekranda gösteriyorsunuz. Dolayısıyla böyleyi tercih etmek durumunda kalınıyor. Daha önce işte kolye, küpe ve bileklikten oluşan, biz ona takım diyoruz. Onlar daha önce 25-30 gramken şimdi bunların 12-13-14 gramları yapıldığını görüyoruz. Evet. Ayar olarak 4 ayar tercih ediliyor tabii ki. Mücevher tarafına bakarsanız orada da işler oldukça durgun. Çünkü artık tek taş almak için de bayağı bir para harcamak gerekiyor. Dolayısıyla altının şu anda sadece tasarruf tarafı çalışıyor. Ne zaman ki ekonomiye güven artar, dünyada da bu ekonomik gelişmeler biraz daha olumluya gider, bizde de özellikle parasal sıkılaştırma ile beraber biraz daha tasarrufa yönelen bir ortamda enflasyon düşme eğilimine girerse o zaman fiyatlar biraz daha istikrarlı olabilir. Tabii ama olabilir. Hep işte olursa ederse, ama önümüzdeki birkaç ay aynen, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu göreceğiz. Zaten beklentiler de o yönde değil mi? Öyleniyor zaten %75 evet, evet, beklenemez. Evet. Resmi rakamlar Mayıs ayı itibariyle. Ama burada özellikle kamunun tasarrufa gitmesini, gittiğini görmesi lazım vatandaşın. Bunu özellikle takip ediyor. Kamuda bir tasarruf olmayınca enflasyondaki düşüşünde daha ötelenmiş bir düşüş beklentisi oluşturmuş oluyor. Evet. Mehmet Ali Yıldırım Türk, çok teşekkürler. Sağ olun. Yani 3000 liraya kadar gramın çıkabileceğini söyledi.